Denizlerin devleti gizleniyordu. Ama akıl olmaz bir ustalık ya şeytani. Bu çakal çıyanla konuşuyorduk, dedi ki ya dedim bak bu baktım İngiliz derin devleti, İngiliz'e acayip bir düşkünlük. Sürekli koruyor, kolluyor, aman bir şey deme falan feşmekan. Ya asıl Fransızlar tehlike falan dedi bana ya, asıl Fransızlar. Ya şüphelendik, bunda bir acayiplik var falan dedik. Aa, bir baktık böyle pustanın arkasından İngiliz derin devleti göründü. İncelip baktığımızda yani bunun şeyine, bütün çirkinliğiyle İngiliz derin devletini gördük. Hemen çöktük olayın üstüne. Baktım bu bunların tam anlamı iç içe. Onlardan bir adamı da ayarlamış. Onu da işte bütün boğazdaki gemiler, geçen gemiler falan görüyorsunuz. Diyor ki şu an geçen gemileri göstertiyor. Aa diyor ki bak görüyor musun diyor gemileri? Görüyorum, benim gemilerde geçiyor. O Angut da yiyor bunu ya. İnanılır gibi yani, ben buna aklım almıyor ya. Boğaz'a geçiyor, mesela yalılar var Boğaz'da. Bir, iki, üç, dört, dört dedi benim diyor. Satayım mı, atayım mı, ne yapayım bilmiyorum diyor. Adam kafayı çizdi ya, aklını attı yani, bunu yolunacak kaz gibi gördü böyle. Ya yalnız yemesine şaşırdım ya, sen bu kadar mı akılsızsın ya? Deniz boyunca yalılar onun oluyor, sen diyor ki parayı ne yapacağımı şaşırdım diyor, yani paradan manyağa döndüm diyor, ne yapayım ben diyor, bilemiyorum diyor. İngiliz bankaları var mı tanıdığım falan diyor. Bu da yiyor ya adam. Cehil cehil yiyor ya. Rüya gibi inanamıyor insan yani. Evet dinliyorum.